Değerli meclis arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çoğunluğumuz mevcut. Belediye Meclisi 3. dönem 2016 kurultay toplantısı 1. bileşiminin 1. odasını açıyorum. Belediye Meclisi'nin 9-2-2016 günü toplantı özetli gruplara dağıtılmış olup, kararın doğru yazılmadan oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul etmiştir. Yoklama yaptınız mı arkadaşlar? Orhan Bey'in izin verdi. Bizden evet, izin yok. İki arkadaşımız yok, bir Orhan Bey'in izinli. Bir aldım ben, peşin ortamda. Cenazesi vardı. Sağ ol. Tamam, sizden... Sayın Başkanım, gelmeyenler izin sayılmasın. Aydın Bey. Evet, katılamayan arkadaşların izin sayılmasını oynanıza sürüyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddesi ve gündeme alınacak maddeleri okuyup gündeme alalım arkadaşlar. Gündem. Ali Genç'in Oğlu Dolmuş Hattı'nın Güneyköy giriş kavşağına kadar uzatılması isteği hakkında İktisat Müdürlüğü yazısı. Hüseyin Patrik Karaman'ın fındık pazarı şeklindeki satış sokak isminin değiştirmesi isteği hakkında İmalya Şehircilik Müdürlüğü yazısı. Erdem Ekşi'nin Cemal Gürsel Caddesi'nin isteği 26 parsel köyü taşınmasının imar planının değişiklik yapılması isteği hakkında İmalya Şehircilik Müdürlüğü yazısı. Çıtlakkale Mahallesi 432-4 parselde kayıtlı taşıma sakladı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı. Ömer Faruk Can'ın Kavaklar Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurulu'nun üniversiteye 2 dolmuş değiştirerek yeni belirtilerek mağduriyetin önlenmesi isteği hakkında İktisat Müdürlüğü'nün yazısı. İkaye aracı alımı için İler Bankası ve AŞ'den kredi kullanılması isteği hakkında İkaye Müdürlük yazısı. Kaygılar hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün yazısı. Sözleşmeli personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün yazısı. İmlak Çekiği Mahallesi 1064 adadaki taşıma sakladığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı. Belediye Meclisi'nin 3-12-2015 tarihli 254 sayılı kararı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı. İmar planlarının serbest çalışan teknik bürolara ait ücret karşılığını belirlemesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı. İmar planında park alanı olarak görünen içme suyu deposu ve terki merkezinin belediye hizmet alanı olarak imar planının işlenmesi hakkında imar ve şehircilik müdürlüğünün yazısı. İmar planı değişiklikleri hakkında imar komisyonu raporu gündem alınacaklar. Elektronik kartlı sistem ücreti hakkında Milli İşlem Müdürlüğü'nün yazısı. Mehmet Yıldız'ın Ekliman Mahallesi 1746 adada imar planında değişiklik yapılması isteği hakkında imar ve şehircilik müdürlüğünün yazısı. Gelinoğlu hattın araç kapasitesi hakkında trafik komisyonu raporu. Belediye Meclisi'nin İçkirli Bölge ile ilgili 188 sayılı kararın İl Mahalle İdareler Müdürlüğü'ne iade edildiği hakkında Müstak ve Denetim Müdürlüğü'nün yazısı. Otobüs hatları hakkında Mahalle Hizmetler Müdürlüğü'nün yazısı. Evet arkadaşlar, gündem maddesi ve gündeme alınacak maddelerin görüşülmesini oylarınızı istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birinci maddeden başlayalım. Madde 1. Güneyköy Evrenkaya Mahallesi Sınar Mevkii'nde ikamet eden mahalle sakini Ali Genç'in 53 kişiye imza toplayarak İkinoğlu Hatsika'da çalışan şehirci dolmuşçularının Güneyköy girişi kavşağına kadar güzergahların uzatılması konusunda belediye başkanlığı vermiş olduğu 4-2-2016 tarihli 564 sayılı dilekçesinin belediye meclisince görüşmesi hususunu arz ederim. Temel. Evet, birinci maddeyi belediye trafik komisyonuna havalesini oranınızı sıralım. Kabul edenler, etmeyenler, orijinaline kabul edilmiştir. Madde 2. Hüseyin Kahraman'ın 2-2-2016 tarih ve 992 sayılı vermiş olduğu dilekçede Fındık Pazarı semtindeki satış sokak adının Fındık Pazarı sokak olarak değiştirilmesi istenmektedir. Bu durumu adresi ikamet eden vatandaşların PTT, TEDAŞ, TAPUR işyerlerinin ticari durumlarının belgelerine ve benzeri gibi adres değişikliği olacağından vatandaşlar büyük sorun çekecektir. Konu belediye meclisince görüşerek karara bağlanmasını arz ederim. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. Evet, ikinci maddenin cadde ve sokak ismi komisyonuna havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 3. Erdem Ekşi'nin 1-2-2016 tarihli 957 sayılı vermiş olduğu dilekçede Cemal Gürsel Caddesi isminin Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Caddesi olarak değiştirilmesi istenmektedir. Şeyh Keramettin ve Hacı Miktat mahallelerinde bulunan Cemal Gürsel Caddesi isminin değiştirilmesi durumunda o adresi bulunan 370 esnaf ve 210 konutta ikamet eden vatandaşları, husus PTT, TEDAŞ, TAPUR işyerleri, ticari durumların belgeleri ve benzeri gibi adres değişikliği olacağından vatandaşlar büyük sorun çekecektir. Ayrıca elimizde Alparslan Caddesi bulunmaktadır. İlgili dilekçe ekledi. Konu belediye meclisiyle görüşerek karara bağlanmasını arz edip imar ve şehircilik. Evet, 3. maddeyi cadde ve sokak ismi komisyonu havalesini oradan tutuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o bize kabul edilmiştir. Madde 4. Hasan Karayüre'nin 1926 tarihli 885 havale gösteri dilekçesi ile ilgili su merkez topu mahallesi 426 adında 26 nol parselde kayıtlı taşınmasının 123 ITI 2'lik kısmı
84 katlete izlandı oldu. Geri kalan 349 metrekaresinin yol ve otopark alanında kaldığından, uygulama imar planında mevcut yapı hakkının genişletilmesini ve geri kalan kısmının kamuya terk edileceğini belirtilerek imar planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. Konum belediye meclisinde karar bağlanmasını arz ederim. Evet, 4. madde imar planının havalesini önünde soruyorum. Kabul edenler, etkenler, o bilgiler kabul edilmiştir. Madde 5. Belediye Meclisi 3.2015 tarihli 254 sayılı kararıyla onaylanan son uygulama imar planında Giresun Merkez Çıtakkale Mahallesi 432 adı 4 parselin bulunduğu alanda onaylanan revizyon imar planında yen çok değeri belirtilmemiştir. Bahse konu alanda imar planını yen çok 18.50 yükseklik değerinin işlenmesi konusunu belediye meclisince görüşerek karara bağlanmasını arz ederim. 5. madde imar komisyonuna havalesini oylarda sunuyorum. Kabul ederler, etkenler, kol birliğiyle kabul ederler. Tamam, tamam. Geldim. Madde 6. Giresun Üniversitesi Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Ömer Fatihcan'ın Kavaklar Mahallesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda üniversite 2 dolmuş değişerek gittiğini ait internet yoluyla belediye başkanına vermiş olduğu 2016 tarihli 638 sayılı dilekçesinin belediye meclisinde görüşmesini arz ederek iktisat Evet, kaçıncı maddedeyiz? 6. maddeyi tren komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 7, şehrimizin doğu ve batı yakasında son yıllarda çok katlı binalar inşa edilmektedir. İtfaiye müdürlüğü bünyemizde 32 metre merdivenli aracımız bulunmaktadır. Bu binaların üst katlarında çıkabilecek herhangi bir yangın durumunda gerek kurtarma gerekse yangın müdahale konusunda elimizde bulunan araçların yetersiz kalacağından ilgili binalarda güvenliği sağlanması için 55 metrelik asansörlü tip hidrolik merdivenli araca ihtiyaç bulunmaktadır. Bahsedilen 55 metrelik asansörlü tip hidrolik merdivenli aracın alınması sürecinde İller Bankası AŞ'den 2700 TL kredi kullanılmasının ve aracın DMO veya piyasada yürütülen kanlar çerçevesi tedarik edilmesi için görüşerek karar bağlanmasını arz ederim. Evet, 7. maddeyi oradan istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler itfaiye alıyorum. Evet. Oy çok güzel. Başka bir kredi alabiliriz. Kredi kullanabiliriz. Başka bir yöntem alabiliriz. Şu revizyonda hediye ettirebilirdik belediyemize. Bize para verseniz alalım. Ya. Ben vereyim. Sen başkan yüksek maddi ihtiyacımız oldu. 55 metre arıyorsunuz. Madde 8. Belediyemize bulunan 100 kat vermeyi düşünüyorum bir şeyle şu anda. 100 katlı binalar yapmayı düşünüyorum. 101 kata çıkacaksın itfaiye evet, lazım. Kesinlikle düşünüyorum. Ama 55 metre yetersiz kalır o zaman. Yine eksik kalır. 3 katı savunmaya devam edin arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. O zaman yine itfaiye alacaksın. Madem 150 metre al da önümüze açmasın. Evet, devam edelim. İki sayılı cetvelde yazılı boş kadrolar ve ünvan değişikliğinin yapılması konusunda 5393 sayılı belediye kanunu 9. maddesiyle belediye ve bağlı iller bağlı kuruluşlar ile mahalle idari birlikleri norm kadro ilke ve standartlarını dahil üretmeliyim. 11. maddesi gereği belediye meclisince görüşerek karara bağlanmasını arz ederim. Evet, 8. maddeyi müdürlük yazısına oylarda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o çok dökülmüştü. Madde 9. 2015 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilen 2 adet 5. derece peyzaj mimarı 2016 yılında 5393 sayılı kanun 9. maddesinin 3. fıkrasına göre tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması için çalışma belgeleri ve ekleri 27.2016 tarihli 349 sayılı yazımız ile İçişleri Bakanlığı'nın bilgilerine sunmak üzere gönderilmiştir. İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Genel Müdürlüğü'nün 9.2.2016 tarihli ve 262-23-2000-2654 sayılı yazısında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Peyzaj Mimarlığı bölümünü bitirenlerin mühendis unvanını kullanabilecekleri kararı bağlantıda belirtilip, söz konusu Peyzaj Mimarlığı Kurulu'nun belirtilip, 5.3.4 sayılı belirli kanunu, Peyzaj maddesine göre Peyzaj Mimarlığı kadro unvanında çalışmak üzere düzenlemiş olduğumuz peyzaj mimarlarına ilişkin hizmet sözleşmeleri iade edilerek kurumumuza gelmiştir. Yani meslek olarak. Bu sebeple kurumumuzda boş bulunan 2 adet 5. derece mühendis unvanında tam zamanlı sözleşmeli personeli 5390 sayılı belediye kanunu 3. maddesinin 3. fıkrasında ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 31-12-2005 tarihli ve 11493 sayılı sözleşmeli personelin istihdam kozu yazılarının ilgili bölümlerine göre aşağıda yazılı kadrolarda istihdam edilecek unvanların personellerinin 1-3-2016, 31-12-2016 tarihler arasında çalışmak üzere teklif edilen ücretleri ile sözleşme sürelerinin belirlenmesi konusunda belediye meclisinde görüşerek karara bağlanmasını arz ediyorum. Evet. 9. madde müdürlük yazısını oylarda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o bilgiyle kabul edilmiştir.
Bak tamam. Belediye Meclisi 3-12-2015 tarihli 254 sayılı kararıyla onaylanan revizyon imar planında G45-08C-2C imar tahtasında Giresun Merkez Gemiler Çekiye Mahallesi 164 adım yapılaşma koşulunun bir bölümünün belirlenmediği tespit edilmiştir. Maddi hatadan kaynaklandığı düşünen sorunun çözümü amacıyla bahse konu imar adasının yapılaşma koşulu Belediye Meclisi'ne görüşe karara bağlanması arz edilir. 10. madde imar konusunda havalesini organizasyonu kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul etmiştir. Madde 11, Belediye Meclisi'nin 3-12-2015 tarihli 254 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planında G40B-13A-2B imar tahtasında A2 yapılaşma koşuluna sahip 2 adet imar adasında taks ve kaks oranlarında maddi hata yapıldığı düşünülmektedir. Bahsekon maddi hatanı giderilmek amacıyla taks ve kaks değerlerinin gerçek belirlenmesi konusunda belediye meclisinde görüşerek karara bağlanması arz edilir. 11. maddenin imar konusunun havalesini organizasyonu kabul edenler, etmeyenler bir oy birliğiyle kullanılmıştır. Madde 12. İmar Kanunu'nun 8. maddesinde imar planları aleyhidir. Bu aleyhiyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye başkanları ve mülki amirler imar planını tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir denilmekte olur. İmar planlarının serbest çalışan teknik bürolar tarafından istenilmesi durumunda hafta başına 100 TL olması hususunu belediye meclisine görüşerek karara bağlanmasını arz ederim. Evet, 12. madde imar konusunun plan bütçeye havalesi olabilir. Oylayabiliriz. Açılımı ne arkadaşlar? Biliyorsunuz meclis plan değişikliklerinde bir rakam koyduk ortaya. Çünkü dilekçe o kadar yoğun gelmeye başladı ki yani önüne gelen biliyorsun onu geçen dönem yapmıştır. Burada da şimdi ada pahalı herkesin elinde geziyor. İşi olan da olmayan da gelip müdürlükten alıp çıkıyorlar. Yani biz şu an adasında bu ada pahalı herkes imarla ilgili uzman oldu. En azından 100 lira para versinler. Gelsin. Herhangi bir belge alınırken mi? Tabii belge alınırken para versinler. Öyle herkes şeyin belgesini imletlerine gelsin. Ama sonuçta insanlar bu revizyonla ilgili bir süreçte olan bir talep. Değil. Bu bundan sonra bir süreç. Önce, ama hayır. Bu talep diyorum. Yani imar müdürlüğünden bu belgeyi isteme talebi insanların revizyonla ilgili ne oldu etrafında gibi bir mantıkla bu yoğunluğu olmuştur. Bu da çok haksız. Öyle bir şey bu zaten vardı. Böyle daha önce var mıydı mesela imar müdürlüğüne bir belge alınmış? Olmaz mı? Ya arkadaşlar geçen dönem onu diyorum ya. Arkadaşlar da bilir. Plan değişikliği artık reddettiğimiz bir şeyi adam kenarına oynatıp bir daha gönderiyor. Onu oynatıp bir daha gönderiyor. Sayın Başkan, yani şimdi şöyle siz bak. Siz ben sen de orada şöyle bir şey. Orada komisyona gelirken belli bir ücret ödensin. Talep ediyorsan. Ama ben bir bilgi alacağım, bir belge alacağım. İşte benim etrafımda ne oldu veyahut da benim pozisyonum ne diye imar müdüründen bir belge almak istediğinde plan görmek istediğinde arkadaşlar herkes kendi arazisinin şeyini zaten ücretsiz alıyor. Başkanım, bunu özür dilerim. Yanlış anlama var. Şöyle, yazıyı, müdürlük yazısını tam olarak okuduğumuzda bu talep serbest çalışan teknik bürolar tarafından istenilmesi durumunda 100 lira talep edilecek. Yani burada şöyle bir şey var ya, atıyorum bir mühendis mimarlık ofisi günde 3 kere belediyeye girip bir arsa sorabiliyor. Belki alabiliyor. Biraz çok şey yapmış ya. Burada şöyle bir yanlış anlama var. Vatandaş istediğinde 100 lira değil. Plan bütçe havale edelim arkadaşlar bir baksın hem tek neymiş gerçeği de öğreniriz. Söyleriz kendimize. Evet 12. maddenin plan bütçe konusunda havalesini oynanıza soruyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Madde 12. organizasyon hücrelerinin 8-2016 tarihli 150 sayılı yazısıyla iklim imar planında park alanı olarak görünen alanın içme suyu deposu ve terkin merkezi yapılmasının planlandığı belirtilerek bundan bahsedilen yılın belirli olarak imar planının işlenmesi talep edilmektedir. Bahsekonun talebi belediye meclisinde görüşülmesini arz edilir. Evet. 13. madde imar konusunda havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 14. imar konusunda. Evet. 14. madde ikinci mecliste görüşmeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 15. Yeni su abonesi olanları zorunlu olmak üzere idarece gerekli görülen ve ilgilinin talebi üzerine belediyemizce belirlenen teknik şartnameye uygun ön ödemeli elektronik kartı su sayacına geçirmesi, abonenin sayacını kendi temin etmesi yöntemi ile ekte bulunan elektronik kartlığı sayaç teknik şartnamesine uygun şartlardaki sayaçların satışına ve kullandırılmasına yapılacak sözleşme uygun firmalara yetki verilmesi hususunda müdürlüğümüzün çalışanları
konu hakkında uygulamaya geçmiş bulunan Ordu ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde kapsamlı bir inceleme yapmış olup uygulamanın bir birimimizde de uygulanması kanaatine varılmıştır. Bu nedenle ekte bulunan elektronik kart sayaç teknik şartnamesine uygun şartlardaki sayaçları satışına ve kullandırmasına, yapılacak sözleşme uygun firmalara yetki izni verilmesi hususunun, meskenlerden ve ticarethanelerden uygulamayı özendirmek ve teşvik etmek amacıyla depozito ücreti, kademeli ücret ve sayaç okuma ücreti alınmaması hususunun belediye meclisine görüşerek karara bağlanması lazım. Evet, 15. maddeyi müdürlük yasasını oylarınıza sunuyorum. Başkanım bunu biraz açsak. Bu şey arkadaşlar, kademeli sistem. Bu şu an Bulancık'ta da uygulanıyor. Yaygınlaştı artık. Yani, zorunlu mu olacak bütün aboneler? Yani bunu kademe kademe, önce yeni bina abonelerinde başlayalım diyoruz. Ev alım satı, depozito falan iptal olacak vatandaşın. Su okuması iptal olacak. Her ay aldığı 3 lira iptal olacak. Bunu bir kez herkes yavaş yavaş geçecek isteyen de gidip yapabileceği bir şey. Şu an Türkiye'nin genelinde uygulanmaya başlayan bir sistem. Bunu belediye başkanına ve belediye encümenine, yani tabi oradaki teknik şartlar ve hazırlaması ile ilgili yetki istiyoruz size. Sayın Başkanım, burada eğer vatandaştan, genelde Türkiye gündeminde de bazen bu saat değiştirmede vatandaşın bir ek maliyet değişir. Ama yeniye bunu talep etmek normal. Evet. Eskiye zorunluluk var, bir ek maliyet. Eğer eskiye zorunluluk yok arkadaşlar, biz de şöyle bakın arkadaşlar. Şu anda şey var, ne ücreti? Abonman bir de şey var, depozito var biliyorsunuz. İş yerlerinde 400 lira. Mesela örnek şeyde 150 lira. Evlerde 150 lira. Zaten 100, bu 200 lira civarında bu cihaz. 200 liraya cihazı aldığında vatandaş 150 liralık depozito vermeden kurtuluyor. Pekala. İki. Bitiriyorum. Su okuma bedeli ödemiyor. Kademeli su ücreti, ödemiyor. Yani vatandaş aslında bir yılda bunu ama yok. Vatandaş su saatini değiştirdiğinde belediyedeki depozitosunu alacak mı? Alacak. Yani değiştirdiğinde alacak mı? Depozitosunu alacak. Yeni depozito vermeyecek. Su saati bedava gelir. Onu diyor. Yani zaten o seviyeni belki 10 lira, 20 lira, 5 lira, 10 lira, o kadar. Evet. Sudan açılmışken Sayın Başkanım, arada ben bir söz alıyorum. Şu su fiyatları ile ilgili bir konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi son günlerde kentsel atık değerliyle ilgili geçen belediye meclisinde aldığımız efsel atık. Efsel atık ile ilgili bir su faturalarına bir yansıma var. Sonuçta genel anlamda baktığın zaman yerinde ve yerelde belediyelerin halkına daha çok hizmet etmesin çıkan bir yasa gidiyor. Yani hem hizmetini karşılığına alıyorsun hem de onun karşılığında bir gelirle veren halkına daha çok hizmet ediyorsun. Ancak kamuoyunda yansıma şekline bakarsan da çok da kara propaganda diyeceğim ve onunla AK Parti'nin çıkardığını, İgrasun Belediyesi'nin bir sorumluluğu olmadığını gibi kulaktan kulağa, bazen de medyada alan şeklinde söz alıyor. Ben bu konuda görüşümü belirtiyorum. Eğer siz bu konuda bunun haksızlık olduğunu düşünüyorsanız, su İgrasun'da evlerden normalde 3.50 yapın. 1.13 geri çekersiniz, üzerine evsel atığı koyarsınız, İgrasun insanı da bu farkı ödemez. Yani bunun bu kara propaganda haline getirilmesini biz eleştiriyoruz. Çünkü neden? Belediyenin kaynakları en azından güçleniyor. Gördüğüm kadarıyla İgrasun Belediyesi'ne yatırıyor. Devlete de gitmiyor bu para. İgrasun Belediyesi'nin kasasına giriyor. Yani bunun kara propaganda haline getirmesini hoşumuza gitmiyor şimdi oluşturuyor. Yani şu var, bunun uygulaması onu siz kendiniz de bize, mali toplantısında kullandınız. Bize tepki verdiğinde bu bir kanundur. Kanun başkanı yapar ve biz bunu uygulamak zorundayız. Ben bunu söylemek zorundayım. Ama şöyle bir şey yani bunun neresinde var onu anlayamadım. Şimdi bu kavuyucu ben değilim. Sayın Başkanım, kavuyucu yani insanlardan şunu da duyuyorsunuz. Yani sizin veznenizde çalışan memurun, işte vatandaş birebir bu parayı ben niye 3 lira 5 lira fazla ödedim dediğinde bunu AK Parti çıkardı gibi bir kelime kullandığı da Giresun. Tabi aşık yani. Yani şimdi bakın, öyle bunu burada bir yerel yönetimden desteklenmesi noktasında bir iyi niyet var. Bunu bu ülkeyi yöneten iktidar çıkarmış. Alın demiş, bu hizmetlerin karşılığında bir hizmet alın, para alın ve bununla halkınıza da bir daha doğrusu daha güzel hizmetler yapın. Eğer bu sizin hoşunuza gitmiyorsa, Giresun Belediyesi'nin artı bir katkısı yoksa bunun suyun faturasını indirin 1.13 geriye, çekin 2.5'e, üzerine koyun. O kanunun çıkması başka hizmetler için değil, evsel atıktaki maliyetlerin şeye yansımasıdır. Yani sonuçta belediye ilginç yani. Budur yani. Belediye ilginç yani. Yani belediyenin bundan şikayetçi olması, bunu AK Parti çıkardı veya bunu AK Parti yaptı gibi bir şey söylemek önce binalara gönderiyoruz. Onlara bir kart yazdık biz. Sayın Başkanım bakın. Şu kanun uygulanmaktadır. Bakın buna da gerek var. Siz belediye başkanınız ve Giresun Belediyesi'nin gelirleri artıyor. Yani sizin daha iyi hizmet etmenizin kasanıza belli bir para giriyor.
Evet. Bence böyle kara propagandanın önünü ilk önce siz almanız lazım. Benim düşüncem. Arkadaşlar, Giresun'da bilgilendirme tüm belediyeler aynı anda bunu aynı anda uygulamaya başlıyor. Aynı şeyi sokakta konuşanlar burada konuşmuyor. Bunu AK Parti çıkardı. Ben şunu söylüyorum. Bunu AK Parti çıkardı. Biz de uygulamak zorundayız. Bundan daha büyük kara propaganda olabilir mi? Ay bir dakika. Okuduğunuz yazıda bundan daha kara propaganda olabilir mi? Bir dakika. Yani sokakta söyleneni söyle. Sokakta söyleneni burada söyleme. Sayın Başkanım, sizin yazının, yazının, o gönderdiğiniz binalara gönderdiğiniz yazının Giresun dilinde de anlamı da bu. Ne yazıyor? Yani hükümetin çıkardığı bir yasa. Hükümet demiyor. Ya bakın, devletin olsun ya. Şu tarihte çıkan yasa, yasayı adam diyor ki bize, kendi kendinize bir şey mi çıkardınız? Biz hayır başkan, ben şunu soruyorum. Bakın. Şu tarihte bakanlar kurulu karar gibi kullanmaktadır. Bunu halkı bilgilendirme karar programı. Böyle bir şey olur mu? Halk bilgisi olmayacak bunun nereden çıktı bu diye. Başkanım, bu sizin kasanıza giriyor. Bizim kasamıza girmiyor. Belediyenin kasasına. Belediyenin kasasına giriyor değil mi? Evet. Yasayı AK Parti çıkarmış oluyor. Para sizin kasanıza girmiyor, belediye kasasına girmiyor. AK Parti de zaten kendi kasası değil, devletin kasası. Sayın Başkanım. Evet. Yani evet. Yine kimsenin özel kasası yok. Bakın, bunu, bu samimiyetle söylüyorum. Bakın, sizden önceki belediye başkanlarına bakın, siz şanslı bir belediye başkanısınız. Şansınız da bu memleketi AK Parti'nin yönetmesidir. Sizden önceki belediye başkanları için, bakın, arkadaşlar bir dakika, hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Belediye başkanları Ankara'ya para aramayın. Ondan önce ne yapıyorsunuz? Gazeteler, manşet atar. Siz kaç kere gittiniz para aramaya Ankara'ya? Soruyorum. Şimdi bak sen şu an sen kaç kere gittin Sayın Başkanım bakın. Tamam. Burada ülkeyi cevap yöneten, bak, ülkeyi yöneten, cevap iktidar, bakın, ülkeyi yöneten iktidar, belediyelerin elleri güçlü olsun, kaynakları tamam, güçlü olsun, evet, muhtelif yasalar çıkarıyor. Doğru, çok güzel. Bu yani böyledir. He, he. Bakın bu evsel atık da böyle bir şey. He. Sizin o paralarla beraber Giresun insanına evet, doğru, he, düzgün, bütçesini düzgün kullanarak bir hizmet yapmanız için çıkan bir yasa. Burada AK Parti vatandaşın cebine 3 lira daha fazla para yapacaksın. Hayır Sayın Başkanım. Mesele basından değil. Sayın Başkanım basından değil. Sen parti mi yapıyorsun şu anda? Bunun önünü size başlıyor. Sayın Başkanım ben kimseye parti örgüyorum. Sen beğendin gittin biz gitmedik. Sayın Başkanım bak sen bizim yeni gittiğimiz yok. Giresun'dayız. Partisi önemli biz giremiyoruz. Ama siz şunu yapamazsınız. Sen bir mahalle... Sen politika yapıyorsun ya. Sayın Başkanım yapamazsınız. Önünü sizin almanız gereken bir şeye sizin belediye başkanınız eliniz güçleniyor. Kasanıza daha fazla para giriyor. Bunun önünü almanız gerektiğini Giresun'da kara propaganda. Bunu AK Parti çıkarmış. Ben cevap verebilir miyim? Sayın Başkanım buyurun verin sen. Para nasıl da kasaya giriyor. Siz nasıl cevap verirseniz verin. Buyurun. Para benim kendi kasama giriyor. Sayın Başkanım sizin kasanıza giriyor. Buyurun cevabınızı alın. Ben de bunun hesabını herkese veriyorum. Buyurun başkanım. Şimdi şöyle bir algı var. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. Gelen iktidar devletin kaynaklarını kullanır. Kimse ne Türkiye Cumhuriyeti...